2023 Ocak ayı itibariyle altı fiyatları 1160 TL'ydi. Yani has fiyatı 24 ayar olarak söylüyorum ben. 1160 TL'ydi. 2023 yıl sonuna geldik. Aralıktayız şu anda zaten biliyorsunuz ki. 2000 üzerine geldi. Yani 860-870 lira bir prim olmuş yani. Üzerinden olsa %70 falan bir artış var şu anda. Bunu sebebiliyorsunuz. Ülkenin karışık altına bu durumlardan nemalanıyor tabiri caizse. Yani bu bir değerli bir madde zaten altın. Onsa göre de ayrılıyor. İşte bakıyoruz ülkelerde savaş çıktı. Ukrayna-Rusya savaşı. Oradan bir patlak verdi. Daha önceki yıllara gidelim. Pandemi zaten buna bir tetikledi. Biliyorsun bir pandemi geçirdi. Dünya kriz geçirdi. Dünyada ekonomik sistem çöktü. Yani küresel kriz de var şu anda dünyada. Yani sadece Türkiye'de değil. Yani şu anda baskılıyorlar doları, altını. İyi bir baskılama var. Normalde bu fiyat değil zaten. Şu andaki altının fiyatı 2300-2400 olması lazım. Dolar 35.000 olması lazım. Fakat Türkiye iyi baskılıyor, beceriyor da şu anda. Evet, şu anda düşük zaman altın bence yani. Altın oranlamaya vurduğumuz zaman emlak ve vasıta, otomobilin gerisine kalıyor. Yani altın düşük şu anda. Bence tavsiye ederim altın alınsın yani. Yatırımda en güvenli liman olarak da 2024 yılı altın yılı olacak. Bak onu söylüyorum ben size. İlk çeyrekte 2400-2500 arası altın bulacak. Yani altından şaşmasın müşterilerimiz yani, yatırımcılarımız. Zaten emlak altı başına gitti. Emlak yatırımdan çıktı artık şu anda. Yatırım yapılmaz emlak yani. Emlak çok yükseldi. Afaki bir yükseliş oldu. Onu da çözemiyorum ne kadar o kadar yükseldi. Ona şey yapamadık yani. Ama şu anda yatırımın en güzel limanı, dediğim gibi güvenilir bir liman, altın. Altından şaşmasınlar. Dolara, euroya falan bakmasın müşteri. Altın satışı çok iyi. Çok süper hem de yani. Mesela bizim biliyorsunuz yaz aylarında işlerimiz daha güzel olurdu yani. Fakat kış aylarında biz biraz 2-3 ay falan bir dinlenme dönemi geçiririz. Yani normal bir seviyeye düşerdi işimiz. Fakat şu anda altın satışı çok iyi. Yaz kaldı dediğimiz tabiri caizse müthiş paralar. Yani ya bizim Anadolu insanı biz altına merak ondan dolayı. Belki Bat'ta bu yansımıyor. Ama Anadolu insanı biliyorsunuz siz de Anadolu insanısınız. Anadolu insanın bir altına merakı vardır. Altın çok alıyor yani insanlar ve milletinde para var şu anda. Yani krizden bahsediyorlar ama bizim sektörümüze göre kriz yok. Evet.